Değerli öğrencilerim selamlar merhabalar evet şimdi geldik 5 soru bir konu dedik ama soru sayımız birazcık fazla niye öğreten sorularımız tekrar ettiren sorularımız var başlangıçta sonra bomba gibi 5 tane yeni nesil soruyla konuları tekrar edeceğiz dedik. Önceki videomuzda teklik çiftliği yaptık. Şimdi pozitiflik, negatiflik. Yorumlara yazıyorsunuz en çok hangi konuları istediğinizi. Bayağı yorumları oldu. Onlara dikkat alacağım. Ona göre seriyi güzel bir şekilde oluşturacağım. Hocam ayete de gelsin dediniz. AYT de gelecek. Tamam. Güzel bir şekilde bundan sonraki sürecimizi neyle götürüyoruz arkadaşlar? 5 soru, 1 konu ve nokta atış serimiz var. Bomba gibi sorularla AYT'nin içerisinden geçeceğiz. Ve 1 Haziran'da da neyimiz başlıyor arkadaşlar? TYT denememiz başlıyor. Hemen pozitiflik negatifliği şöyle bir tekrarlayalım. Şöyle beynimizin köşelerinde kalmış bilgileri çıkaralım. Hadi bakalım. Şimdi pozitiflik negatiflikte arkadaşlar. Şimdi sıfırdan büyük olan sayılara ne diyoruz biz? Pozitif sayılar diyoruz. Tamam sıfırdan küçük olan sayılara negatif sayılar. Bir de ne tür sayımız var işaretsiz ne? Sıfır ona sorularda dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi önce çarpma ve toplama çıkarma işlemlerinde işaret durumu ne oluyor bir onu hatırlayalım. Şimdi pozitif sayıların çarpımları pozitiftir. Bir pozitif bir sayıyla bir negatif sayıyı çarptığınız zaman negatiftir. Şimdi arkadaşlar toplama durumuna geldiğimizde sıkıntı çıkaran bir durum vardı unutma. Tamam mı? Bak iki tane pozitif sayıyı toplarsan pozitif, iki negatif sayıyı topluyorsan negatif ama bir artı bir sayıyla eksi bir sayının toplamı hakkında yorum yok. Niye yok? Çünkü işaret olarak biz hep büyük olan işaretini koyduk. Yani artı olan büyükse burada işaret artı. Eksi olan daha büyükse mutlak değerce işaretimiz ne olacaktı? Eksi olacaktı. Şimdi bu pozitiflik, pozitiflik negatiflik sorularının en çok karşımıza çıkan soru tiplerinde neler var? Kuvvetler var. Eninci kuvvet. Tabi orada kuvvetlerimiz nasıl kuvvetler olacak? Tam sayı kuvvetler. Nerede orada püf noktamız neydi? Eğer bizim sayımız pozitifse kaçıncı kuvveti olduğuna bakmam. Her zaman sonucu nedir arkadaşlar? Pozitiftir. X üzeri Eğer sayım pozitifse tek kuvvetini de alsan, çift kuvvetini de alsan pozitiftir. Şimdi eğer eğer arkadaşlar bizim sayımız neyse negatif bir sayısı, eksi bir sayıysa üstünde de arkadaşlar çift bir sayı olsun. Eğer çift sayı varsa mesela eksi 2'nin dördüncü kuvveti. Çift bir kuvvet neye dönüşüyor? Artı 16'ya dönüşüyor. Pozitiftir. Ama tek kuvveti varsa eksi 2'nin üstünde mesela 3 varsa eksi 8'dir. Nedir? Negatiftir diyoruz. Yani sıfırdan küçük. O zaman burada dikkat etmemiz gereken şey ne? Negatif sayıların çift kuvvetlerine dikkat edeceğiz. Mesela karşına şöyle bir şey çıktı. A kare diye bir şey çıktı. Ne diyeceksin? Bu sıfırdan büyüktür diyeceksin. Hemen sana bir soru soracağım. Peki A? A hakkında şu bu bilgiyle yorum yapamam. Çünkü A sayı eksi olsa da orası pozitiftir. Artı olsa da. Yani bu soruların çözümlerine de üstü çift olan yerden başlıyorduk. Ama üstü çift olandan sadece o bilgiyle bir yorum yapamıyorduk. Bak x üzeri en daima sıfırdan büyüktür. Tabi burada x sıfırdan farklı olmak şartıyla. Ama x hakkında bir yorum yapamayız. Sıfır işaretsizdir. Hemen şimdi arkadaşlar hatırlatma sorularımıza bir bakalım. Hatırlatma sorularımızda işte değer vererek yapıyorsunuz bazı şeyleri. Değer verme vererek yapmanızı istemediğim şeyler var. Şimdi onları bir hatırlatacağım. Şimdi bu tarz bir soru karşına çıktığında arkadaşlar değer vererek şey, işlem yapmak seni yanıltabilir. İsteyen değer vererek de yapsın. Bak şimdi eksi 1, 1, eksi 2 verdim. Şimdi y artı z bak y artı z'nin işaretini buradan bulamazsın. Çünkü burada y artı z sayısı sıkıntı çıkaracaktır sana. Niye? Y sayısı mesela 3 gibi bir sayı olsa, bu eksi 5 gibi olsa negatif bir şey yapar. Ama buradaki 5 gibi buradaki eksi 1 gibi olsa pozitif bir şey yapar. Yani y artı z dediğimizin burada biz işaretini kesinlikle söyleyemeyiz. Artı olduğu durumda vardır, eksi olduğu durumda. Şimdi x artı z. Bak, şöyle yap. X artı z en temizi bu. X'in işaretine eksi. Z'nin işaretine artı. Bir eksi sayıyla bir artı sayı topladığında çıkardığında işareti hakkında yorum yapamazsın. Bak öncekinde de öyleydi. Y'miz neydi? Eksiydi. Z'miz neydi? Artıydı. O zaman bunun hakkında da yorum yapamadım. X artı Y artı Z. X'in işaretine eksi. Y'nin işaretine eksi. Z'nin işaretine artı. 2 eksi bir artı. Hocam iki tane eksi var daha büyük olur falan diyemezsin. Orada aralıklar hakkında net bir bilgi vermemiş. Bunun hakkında da bir yorum yapamazsın. Pozitif olduğu durumda vardır. Negatif olduğu durumda. Peki x artı y. Bak x de eksi. Y de eksi. 2 eksi sayıyı toplarsan işareti nedir arkadaşlar? Eksidir. Çarpmayla karıştırma. Eksi ile eksiyi çarparsan artı olur. Toplarsan eksidir. X çarpı z. X'in işaretine eksi. Z'nin işaretine artı. O zaman bunları çarparsan işareti ne olacaktır? Negatif. Şimdi x eksi y'yi vermiş. Bak x eksi y'yi şöyle yap. x burada, y burada değil mi? At bunu karşıya. Eksi olarak geçsin. x eksi y sıfırdan ne olmuş olur? Küçük olmuş olur. Yani bunun işareti nedir? Negatiftir. Kaç tanesi negatiftir diye soruyor. Önemli olan incelemeydi. Sen say kaç tane olduğunu. Peki burada değer verebilir miydin? X'imiz eksi 2 gibi bir sayı gibi düşün. Y'ye eksi 1 gibi bir değer vermiştin. Bak eksi eksi artıya dönüşecek. Eksi 2 artı 1. Eksi 1 olmuş olacak. Tamam mı? Dikkat edin. Değer ve burada toplama durumunu özellikle çok dikkat etmen lazım. Hemen çat. Geçtik şimdi sonraki sorularımıza. Çarpım durumundaki olan. Şimdi çarpım durumundaki olanların da kulaklarında çınlasın. Anlatırken sana dedim ki. Hep üstü çift olan yer net bilgi verecek sana. Şimdi inceliyorum. Şu soruyu inceliyorum. Bak üstü çift. Üstü çift. Üstü çiftse burası pozitiftir. Burası da pozitiftir. Ama x ve y hakkında şu anda yorum yapamıyorum. 2 pozitif çarpılmış. Bir de y çarpılmış. Ne sıfırdan küçük olmuş. O zaman y'nin işaretini buldum. Hemen y. Kardeşim sen eksidir diyorsun. O bilgiyle bir aşağıya iniyorum şimdi. y'ye eksiyi çakıyorum. E üstü çift olan var. Bu z'nin burası artı ama z'yi hala bilmiyorum. Şimdi bak artı, eksi. Bir şey çarpılmış sıfırdan büyük olmuş. O zaman... X dediğimizin de işaretinin ne olduğunu bulduk eksi. Bu iki bilgiyle aşağı iniyorum şimdi. X'im eksi. Y üzeri 8 zaten üstü çift olduğu için burası artı. Ona bakmana bile gerek yok. O zaman çarpımların sıfırdan küçük olabilmesinin Z'nin ne olması lazım? Artı olması lazım. Alayının işaretini bulduk. O zaman ne diyorsun? Üstü çift olan yerden yorum yapmaya başlıyorsun. Hadi en men yanındaki soruya bakalım. Şimdi yanındaki sorumuzda ne varmış bakalım? Bu sefer diyor ki x, y, z sıfırdan farklı tam sayılar. X çarpı y eksi 5, z üzeri 4 artı 7. Şimdi oradaki bilgileri bir okuyalım. Z üzeri 4'ü gördün mü? Gördün mü baba? Gördün. Şimdi z üzeri 4 dediğin her zaman pozitiftir. Ama şu anda z hakkında bir yorum yapamıyorum. Z üzeri 4 pozitiftir ama. E Pozitif bir sayıyla pozitif bir sayıyı topladım pozitif bak eksi 5'i de at karşıya x çarpı y eşittir pozitif de eksi 5'i de bak artı bir sayı artı 7 var bir de eksi 5 de karşıya artı 5 olarak geçti yani karşısı küllüm pozitif oldu yani x çarpı y pozitif bir sayıymış o zaman x artıysa y'de artı x eksi ise z'de y'de eksi z hakkında bir yorum Allah'ın kulu yapamaz. Hadi şimdi o zaman şıklarımıza bakalım. Hangisi daima doğrudur? X artı Y pozitif. Bak X ile Y'yi toplarsan pozitif olduğu durumda var. Negatif olduğu da. Sen her zaman doğru kardeş. Bay bay. X çarpı Y çarpı Z. Şöyle bir yazalım hadi bak. X, Y, Z. Bu artıysa bak bu artıysa bu artı bunu bilmiyorum. Bu eksi ise bu eksi bunu bilmiyorum. Ya üçünü çarparsam işaretini nereden bileyim? Z'nin işaretini çünkü Bilmiyorum gitti. Sonuncusu x artı y x artı y bölü y. Şimdi burada x artı y'nin işaretine bakarsın istersen. Sonra y'nin işaretine bakarsın bitirirsin. Bak şöyle de yapabilirsin parçalayabilirsin. İki şekilde yapayım. Şimdi yukarıda x artı y var. Önce bölü y var bir de. x artı y şu durum olsun önce. Bu durumsa yukarısı artıdır değil mi? E, y'nin bu durumdayken işaretini artı. Artı bölü artı ne yaptı? Artı. Bir de diğer durumunda bakalım. X artı Y neydi diğer durumunda? Eksi. Hep Y neydi oradayken bu durumdayken? Y de eksi. O zaman burası ne yaptı? Artı. Veya bunu şöyle de düşün bak bunu çok kullanırız. Onu da hatırlatmak için de yapayım şöyle. Nasıl yazabiliyordum burayı? X bölü Y artı Y bölü Y bir. O zaman X bölü Y'nin işareti bak x bölü y'nin işareti artının artıya bölümü artı. Eksinin eksiye bölümü artı. Yani burası daima nedir? Pozitiftir. Pozitifle biri toplarsan da pozitiftir. Daima doğru olan şuncacık. Üçüncüsüymüş sadece. Hadi hemen o zaman sonrakini yorumlayalım. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 tane bomba gibi yeni nesil sorumuz var. Şimdi onlara bakalım. Hadi başlıyoruz. Şimdi bir kere bu tarz soru karşına gelebilir. Güzel yorumla tamam mı? Bak standart soru deme. Sınavda karşına çıkar görürsün gününü. Hadi başlıyoruz. Standart falan değil yani öyle şekil mükül bekleme sorularda illa. X, Y, Z tam sayılarıyla ilgili bilgi verilmiş. X çarpı Y sıfırdan küçük yazıyorum bak. X, Y, Z. X ile Y'nin çarpımı sıfırdan küçükmüş. Y ile Z'nin çarpımı sıfırdan büyük. Net bir bilgi alamadım. Hemen diyorum ki o zaman da kardeşim şuradaki X bir artı olsun diyorum bak. Şöyle renklendireyim hadi. X artı olsun. Şimdi X artı olursa sıfırdan küçük olabilmesin. Y'nin ne olması lazım? Eksi. O zaman Y eksi ise e, buranın sıfırdan büyük olabilmesi Z'nin de ne olması lazım? Eksi. İlk hal hareket durumun bu. E, peki hemen üstünü temizleyeyim. Şimdi bir de diyeyim ki ya böyle olmazsa ya ya şöyle olursa X eksi olursa ya e, X eksi olursa çarpımlarının sıfırdan küçük olabilmesi için bu sefer Y artı. Y artıysa çarpımların sıfırdan büyük olabilmesi için z'nin de artı olması lazım. Yani iki durumum var. Şimdi aşağıda bunları inceleyeceğim. Hangisi daima negatiftir? X çarpı z. Bak şu birinci durumda x çarpı z'nin işareti 1'e artı 1'e eksi olduğu için nedir? Eksidir. İkinci durumda x çarpı z'nin işareti 1'e artı 1'e eksi olduğu için yine eksidir. Daima negatiftir bu cepte. X artı Y. Bakıyorum. X artı Y'ye bakıyorum. X artı Y. İlk durum için bakıyorum. Biri artı biri eksi. İkinci durum için bakıyorum. Biri eksi biri artı. E şimdi bunların toplamları artı ve eksi sayıların toplamları ile ilgili net bir şey söyleyebiliyor muyduk? Söyle. Söyleyemiyorduk değil mi? O zaman bunun hakkında bir yorum yapamam. Yani eksi olduğu durumda var artı olduğunu daima soruyor soru bana. Sonuncuya bakalım şimdi. Onu da şöyle bir siyah kalem alalım. Y artı Z eksi X diyor. Hadi Y'nin işaretini şimdi bakalım. Şimdi Y yani burada üçünü de işleme sokmuş. İlk duruma bir bakalım. İlk durumda Y'nin işareti Eksi. Z'nin işareti Eksi. X'in işareti Artı. Bak eksi artı. Bu bunu neye çevirecek? Eksiye. Üç tane eksi sayıyı topladığında sonucu eksidir. Ama şu durum da var. Bir de ona da bakalım. İkinci durumumuz var. İkinci durumda y'nin işareti ne? Artı. Z'nin işareti ne? Artı. X'in işareti ne? Eksi. Eksi eksi. Bak eksi eksi artıya dönüşecek. 3 pozitif topla, sayının toplamı bu sefer artı olacak. Yani bunun da eksi ve artı olduğu durum da var. O zaman bu soruda sadece birincisi olmuş oldu. Ayrıntılı incele, ayrıntılı sentezle ve doğru cevabı işaretle. Evet şimdi sonraki sorumuz. Bak şimdi x, y, z birer reel sayı olmak üzere diyor. Tamam. Aşağıdakilerden hangisi pozitiftir? Değer vererek yapabilir misin? Yapabilirsin belki. Değer vermeden de yapabilir misin? Yapabilirsin. Şimdi başlayalım. Z. Z sayısının ne olduğunu biliyorum. Sıfırdan büyük. Sıfırdan büyükse Z'nin işareti artıdır. Şimdi X artı 2. Şimdi X artı 2'ye bakacağım. Şimdi X sayısı hangi aralıkta? Bak. Eksi 3 ile X sayısı eksi 2 aralığında değil mi? Bana x mi lazım? Hayır. x artı 2 lazım. 2 ekliyorum hepsine. 2 eklersem burası ne yaptı? Eksi 1 kalemim gel. 2 ekledim. Eksi 1 ile x artı 2 sıfır aralığında. Yani x artı 2 nasıl bir sayıymış? Eksi bir sayıymış. Gördün mü? Değer vererek de yapabilirsin ama ben bu yöntemi tercih ediyorum. y artı 3. Bak y hangi aralıkta? Eksi 2 ile y'miz sıfır aralığında. y artı 3 lazım bana. Ekledim 3'ü. 1 ile y artı 3 3 arındı. Y artı 3 nasıl bir sayı oldu? Pozitif bir sayı oldu. O zaman artı eksi artının çarpımı nedir? Eksidir. Bize pozitifi soruyordu. Bu nanay. Nanay gülüm. Nanay. Hadi bakalım. Geçtik şimdi ikinciye. X çarpı Y. X'in işaretini Eksi. Y'nin işaretini O da eksi. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı sayının neyinci kuvvetini alırsan al babuş. Nedir? Artıdır. Tamam Daima pozitiftir diyor. Bu oldu. Şimdi üçüncüye bakalım. Y eksi x. Şimdi bak. Y burada, x burada. X mi küçük, y mi küçük, x küçük. Bu durumdaki olanlarda şunu yap ne olur. İşaret, değer vererek de yaparsın ama. Y eksi x lazım değil mi sana? At şunu şu tarafa. Bak. Y eksi x sıfırdan büyükmüş. İşareti neymiş? Artı. X, Z. X mi büyük, Z mi büyük? Hangisi? Z büyük. Z burada, X burada. Ne lazım bana? X eksi z. At bunu bu tarafa. X eksi z küçük sıfır. O zaman x eksi z'nin işareti ne oldu? Eksi. Bir artı bir eksi sayıyı çarptım. Sonucum eksi oldu. Daima pozitif olan sadece bir tanesiymiş. Sorumuzun cevabı da C. Han'mış arkadaşlar. Şimdi sonraki soru çok iyi anlaman gereken. Her şeyi cuk 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 yerine yapıştırman gereken bir soru. İyi dinle, iyi anla. Bak farklı bir pozitiflik negatiflik sorusu. Şimdi diyor ki Yukarıdaki tabloda Ankara ve İstanbul illerinin farklı 3 aydaki sıcaklık ortalamaları verilmiştir diyor. Bu aylardaki sıcaklık ortalamalarıyla ilgili bir şeyler verilmiş. Demiş ki Ankara'daki sıcaklık ortalaması sadece bir ay sıfırın altına düşmüş. Şimdi Ankara'yı alıyorum birinci ay a derece olmuş ikinci de ay b derece olmuş üçüncü ay a artı b derece olmuş diyor ki sadece bir ay sıfırın altına düşmüş yani sadece bir ay eksi olmuş diyor hadi o zaman Ankara'nın sıcaklıkları acaba ne olabilir bakalım şimdi mesela bu eksi dört gibi bir sayı olsa bu üç gibi bir sayı olsa toplarım eksi bir olur sadece bir ay sıfırın altına düştü mü Hayır bak bir iki ay düştü demek ki böyle bir durum değil. Mesela şöyle bir durum olsa burası eksi iki gibi burası 4 gibi bir durum olsa bak toplamları ne yapıyor? iki? sadece bir ay sıcaklığın altına düştü yani böyle bir durum olabilir. Tam tersi de yerde değiştirebilirler. Mesela şurası eksi e, şey burası 4 gibi iken. Burası eksi 2 gibi de olabilir. Bak toplamları yine 2 yapıyor. Bak sadece bir ay sıcaklığı sıfırın altına düştü. Yani burada anlaman gereken şey toplamlarının pozitif olması lazım. Toplamlarının pozitif olabilmesi için de ne olması gerekiyor? Bak toplamlarının pozitif olması için de biri negatif biri pozitif olacak kesin de toplamlarının da pozitif olması lazım. Yani işareti büyük şey e, pozitif, büyük olanın pozitif olması lazım. Peki şöyle bir şey olabilir miydi? Burası eksi 2 gibiyken burası 2 gibi bir şey olsa toplamları sıfır yapsa bak ne diyordu sadece bir ay sıfırın altına düşüyordu diyor bak sadece bir ay sıfırın altına düştü mü yine düştü yani o zaman bizim A'nın B'nin C A'nın B'nin olabileceği şöyle üç tane durum var şimdi Ankara için baktık diğer şehrimiz neresi İstanbul evet şimdi İstanbul'da neler olmuş bakalım İstanbul İstanbul şimdi İstanbul'da diyor ki İstanbul'daki sıcaklık ortalaması sıfırın üstünde olmadığı iki ay vardır. Bir İstanbul'da nelermiş sıcaklıklar bakalım. Bir ay C olmuş. Bir ay E olmuş. Sonraki şey, ayda C çarpı E olmuş. Şimdi oradaki kelime oyununu iyi anla ne olur. Diyor ki sıfırın üstünde olmadığı. Bak örnekle göstereyim. Mesela şurada eksi 2 verelim. Burada da eksi 3 verelim. Ne yaptı? 6. Ne diyor? Üstünde Olmadığı 2 ay var bak Sıfırın üstünde olmadığı 2 ay var mı şu anda var Demek ki ikisi de eksi Olabilir İkisi de eksi olursa çarpımları pozitif yapıyor Peki Bu artı 2 Bu artı 3 gibi olsa Çarpımları ne yapıyor artı 6 bak sıfırın üstünde olmadığı 2 ay yani 2 ay Sıfırın altında olması gerekiyor bu durum olmadı Peki Biri eksi Biri artı olsa bu sefer çarpımları ne yapıyor? Bak çarpımları ne yapıyor? Eksi 6. Bak sıfırın altında olan yine 2 ay oldu mu? Oldu. O zaman bak bu durum var. Bu durum var. Peki hiçbirine sıfır verebilir miyiz? Ona bir bakmadık. Bu sıfır olsa. Bu mesela 3 olsa. Çarpımları sıfır yapıyor. Sıfırın altında 2 ay var mı? Yok. Yani o kelimeleri iyi anlaman lazım. Burada diyor ki sıfırın altında. 2 ay olacak diyor kardeşim diyor. O zaman sıfırın altında 2 ay olabilmesi için ya bu durum olacak ya bu durum olacak. Tamam mı? Şimdi o zaman hangisi kesinlikle doğrudur diyor bakalım. C çarpı E sıfırdan büyüktür diyor. Şimdi bak burada C çarpı E ikisi de eksi olduğu durumda sıfırdan büyük olduğu da var. Ama burada C çarpı E'nin sıfırdan küçük olduğu durumda var. Bu kesinlikle doğru değil. Telefon titredi onu bir sessize aldım. A artı B sıfırdan küçük diyor. Bak hangi durumlar oluyordu şu. A artı B'nin sıfırdan büyük olduğu durumda var. A artı B'nin sıfır olduğu durumda var. O zaman bu da kesinlikle doğru değil. C artı E sıfırdan küçüktür diyor. C artı E'ye bakalım arkadaşlar. Şimdi C artı E'ye burada baktığın zaman sıfırdan küçük. Burada C artı E'ye bak. Burada C artı E sıfırdan ne de olabiliyor? Büyük de olabiliyor. O zaman bu da kesinlikle doğru değil. A çarpı B sıfırdan küçüktür diyor. Bak burada A çarpı B'miz nedir? Eksi 12'dir. Burada A çarpı B'miz eksidir. Burada da A çarpı B'nin kesin eksi olması lazım. Zaten ne dedik? A ile B'den bir tanesi kesin eksi olmak zorunda. Bu kesinlikle doğrudur. A eksi B sıfırdan büyüktür. Buradan karşıya attığın zaman bunu A'nın B'den büyük olduğunu iddia ediyor. Ama A'nın B'den kesinlikle büyük olduğunu falan söyleyemeyiz. 1 eksi 1 artı olabiliyor çünkü. Bak Soruyu iyi anlarsan yorumu kolay. Önemli olan buradaki yorumu güzel bir şekilde yapman. İşte senden bu şekilde okuduğunu iyi anlayacak sorular isteyebilir. Tamam mı? Evet şimdi efsane bir soru daha. Efsane bir soru daha. Mantığını güzel anlayacağın çok küçük bir triğin olduğu o triği güzel yakalayanların çak diye çözeceği bir soru. Ama triği yakalayacaksın. Hadi diyor ki yükseklere çıkıldıkça hava sıcaklığı düşmektedir. Yani normalde 100 metrede bir düşüyor diye coğrafi bir bilgi var ama ben o bilgisi bu soruda yükseklik farkında sıkıntı çıkaracağı için o bilgiyi direkt vermedim. Ama yukarı çıktıkça sıcaklık düşmektedir. Bir dağın ABC noktalarında ölçülen sıcaklıkların hmm, birbirlerinden farklı santigrat cinsinden ABC'dir. Birbirlerinden farklı ve ABC'dir diyor. Tamam mı? Burada A derece ölçülmüş. Burada B derece ölçülmüş. Burada C derece. B noktasında ölçülen sıcaklık sıfırın altında. Bak B de eksiymiş. Şimdi C B'den yukarıda mı? O zaman burada da eksidir. Peki B A, şey A B'den altta mı? Altta. O zaman A da artıdır diyebilir misin? Ayvayı yersin. Niye? Ya yani niye? Belki burası Erzurum çok yüksek bir yer. Yani A'da da sıfırın altında belki. Bilmiyoruz. Yani burada bildiğin şey şu. A B, C. B kesin eksi soru vermiş zaten. C ondan yukarıda olduğu için C de eksi. A'daki eksi de olabilir. A artı da olabilir. Bak artı diyen ayva yedi. Eksi diyen o da ayva yedi. İki durum var. Hadi sorunun gerisi kolay artık. Oradaki tri'yi yakaladın bitti iş. Hadi şimdi sorunun çözümüne gelelim. A artı B artı C sıfırdan küçük. A artı B artı C'nin sıfırdan burada küçüktür tamam da. Burada toplarsan artı da olabilir. Eksi de olabilir. Burası için yorum no, no, yapamıyorum. Burada ne var? Hemen telefonda Mahmut abiye dizgiye yolladım haline baktım arkadaşlar. Böyle parantezi şunu görünce. Şurası eksi arkadaşlar. Şöyle yazayım yeniden. A çarpı B eksi C. Tamam mı burası? Yani orada parantez olunca Mahmut abi oradaki eksiyi çarpıya dönüştürmüş sağ olsun. Hadi şimdi bakalım. B eksi C'ye bir bakalım. Şimdi bir kere. Buradaki B dediğimiz sıcaklık C sıcaklığından büyük değil mi? C daha yukarıda. O zaman B eksi C'yi bulmak için at bunu bu tarafa. B eksi C'nin sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. B eksi C artı. A artı mı eksi mi? Bilmiyorum. Artı da olabiliyor, eksi de olabiliyor. Nanay na nanay yorum yok. Tamam mı? Bunun hakkında yorum yok. Son maddemiz şimdi. A eksi B lazım şimdi bize. A Şimdi A mı büyük, B mi büyük? Hangisi aşağıdaysa onun sıcaklığı daha büyük değil mi? A'nın sıcaklığı B'nin sıcaklığından büyük. At bu tarafa. A eksi B o zaman sıfırdan nedir? Büyüktür. A eksi B artı. Şimdi C'nin ne olduğunu biliyorduk. Eksi olduğunu biliyorduk. O zaman bunların çarpımları kesinlikle negatiftir. Yani sorumuzun cevabı yalnız 3 olmuş oldu. Şimdi 7. sorumuz. 7. sorumuz bir tık büyüteceğim. Şu, şu ne 7'si ya? Slide'da 7. sırada da o yüzden 7. soru diyorum bir tık daha büyüteceğim. Hatta çok güzel bir soru. Analitik geometri ile e, pozitifliği, negatifliği birleştirdiğim bir soru. Çok orijinal bir soru. Başka bir yerde de göremezsiniz. Maiden Selim. Bıyıklı matematik. Hadi bakalım. Şimdi analitik düzlemde y eşittir x doğrusunu vermiş. x eşittir 2 doğrusunu vermiş ve a ile b noktalarını vermiş. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi senden hemen hatırlamanı istediğim bir şey var. Bak analitik tekrarı bile yapıyorum. Nerede bulacaksın lan böyle hocayı? Öyle hocayı nerede bulacaksın? Bak sana teknik, pozitiflik negatif sorularında analitik tekrarı yapıyor hocam. Şimdi y eşittir x doğrusunu herkes biliyor değil mi? Birinci açı orada. Şimdi y eşittir x bu. Şimdi eşitsizlik sorularını analitikle anlattım bak. Gidin dinleyin. Eğer karşına y büyük eşit x diye bir şey çıkarsa bu doğrunun neresiydi yukarısı? Y küçük diye çıkarsa altı. Yani bu Y eşittir X doğrusunun üst tarafındakilerde Y büyüktür. Y eşittir X doğrusunun altında kalan yerlerde kimler daha büyüktür? X'ler. O zaman hemen şuradaki yorumunu yap. Burada A mı büyük B mi büyük? Y büyüktür dedik. Bak doğrunun neresinde kalıyor çünkü? Üstünde kalıyor. Bak bir kere hemen onu yaz. B'miz A'mızdan büyüktür. Şimdi peki B noktası nerede kalıyor? B noktası nerede kalıyor? doğrunun altında. Altında kalıyorsa kim daha büyük olacak bu sefer altında kalanlarda? X daha büyük olacak. O zaman söyle bana. Söyle bana hangisi daha büyük burada? C. D'den daha büyük. He, bak hemen kafası şuraya gidenler var. Mesela şurası. Bak şurası. Mesela tam eksi 1'e eksi 1 noktasıdır değil mi? Bunu buradan aşağı indirdiğin zaman x eksi 1 oluyordur. DN'ye gidiyor eksi 2 gibi. Bak uzunluk olarak değil. Sonuçta koordinatsa x'im y'imden daha büyüktür. Şimdi bu bilgileri ayıklayanlar sorunun %90'ını çözdüler. Şimdi bakalım. Başka ne vermiş? Bakalım şimdi. Siliyorum şimdi üstünü. Anlatım kısmını sildim. Şimdi soruyu incelemeye başlayalım. B eksi 2. Şimdi şu x eşittir 2 doğrusunu niye vermiş? Bu x eşittir 2 doğrusunun bu tarafındaki noktalarda, bu tarafındaki noktalarda x'im 2'den nedir? Büyüktür. Yani söyleyeceğim başka bir şey var burada. A dediğim 2'den nedir? Büyüktür. x eşittir 2 doğrusunun çünkü sağında kalmış. O zaman at bunu bu tarafa. Yani a eksi 2 dediğimiz sayı sıfırdan kesin nedir? Büyüktür. Yani burası pozitiftir. Peki b eksi 3. Şimdi b sayısı mesela şurada 2 olduğunda Tam şurası da 2'dir, değil mi? Şimdi mesela burada 2,1'e geldin, tam. 2,1'den birazcık yukarı çıktın ama 3'e kadar çıktın mı? Yoksa 3'ün altında mı kaldım bilmiyorum. Yani B sayısının ne kadar büyüyüp büyümediğini bilmediğim için yani burası 2,1 gibi bir sayısı eksi olur. 5 gibi bir sayısı artı olur. Yani bunun hakkında bir yorum yapamam. Tamam mı? Ya yani eksi değil. Bilmiyorum, yorum yapamam. Şimdi B eksi A. Bak B eksi A'yı bulmak için bunu attım bu tarafa. B eksi A sıfırdan bir kere büyük. B eksi A'ya artıyı yazdım. C eksi D lazım. Attım bunu bu tarafa. C eksi D de sıfırdan büyük. Bu da artı. İki artının çarpımı sıfırdan büyüktür. Babalar gibi doğru. Sonra geldim B eksi 2. Şimdi B eksi 2. Şimdi B'nin B'nin 2'den büyük olduğu kesin. Niye 2'den büyük olduğu kesin? Şöyle üstünü silim göstereyim. Şuradaki noktam tam 2'ye 2 noktası mıydı? Evet. O zaman bak buradaki 2'den büyük olduğu için şimdi burası mesela 2,1 ise burası da 2,1'dir. Yukarı çıktıysa 2,1'den daha büyüktür. Yani bu B sayısı 2'den büyük olduğu için burası kesin pozitiftir. C sayısının eksi olduğunu biliyorum. D'nin de eksi olduğunu biliyorum. 4, 3. bölgede çünkü. 2 eksiği çarptım artı yaptı. E burası da artı. O zaman burası da pozitif oldu. Bu da doğru olmuş oldu. O zaman sorumuzun cevabı da denizli olmuş oldu. İnanın çok orijinal çok bomba gibi sorular bunlar. Evet hocam şey yazmış ya nokta atışı sorular dedim. Ayeteye nokta atışı sorular dedim. de bunlar çıkabilir dedim. Hocam ÖSYM tarzı çözelim diyorlar. Ya artık ÖSYM tarzı soruları sizde nasıl bir şey uyandırdılarsa bilmiyorum artık. Evet fazla da videoyu uzatmayayım arkadaşlar. Sonraki videolarda neler istediklerinizi yazın. Ben böyle seri bir şekilde götüreceğim bütün konuları size tekrar edeceğim. Selim Hoca her zaman yanınızda. Kendinize iyi bakın. Bay bay.